Evet, Numan Cömert'le birlikteyiz ve bugün sürpriz bir haber vermiş olduk böylelikle. Bodrum Belediye Meclisi'nde bir de bağımsız üye olmuş oldu. İstifa ettiğinizi öğrendik. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz Numan Bey? Evet, Fatih Bey, yaklaşık işte 1,5 yılı aşkın bir İyi Parti ailesinde meclis üyesi olarak görev yapmaktaydım. Fakat dün bir grup toplantısında bazı istenmeyen bir tartışmalara sebep olduğum için ve bu neticeye karşısında biraz polemik yaşadığım için kırıldığımı ve üzüldüğümü buradan belirtmek isterim. Ve ayrıca bazı görüşler, düşünceler uyuşmuyor. Ben de bir tabii ki ülkemizi, milletimizi, vatanımızı seviyoruz ama bir sosyal demokratlık ruhu olduğu için ve ben bu netice sonucunda kendi öz irademe ait olarak böyle bir biraz tartışma hengamelerden sonra böyle bir karar aldım. Ve bu konuda da Sayın İlçe Başkanı Nevzat Tamber'in ve diğer meclis üyesi arkadaşların anlayışla karşılayacağını ümit ediyorum. Bu bir sadece siyasettir, bu bir süreçtir, bu bir dönemdir. Bu dönemin bitip kendine siyaset hayatında yeni bir sayfa açıp yeni bir pencereden yeni bir adımlarla önüme bakacağım ve benim için en önemli olan Bodrum'dur, belediyedir ve Sayın Başkanım Ahmet Aras'tır. Ben her zaman onun bugüne kadar yaptığı bütün çalışmalarını destekliyorum. Cani gönülden hiç yanlış olan değil, hep doğru olanlar yapmaya çalıştığı için hep yanında olmaya çalıştım. Ve bu konuda da gerekli olduğum yerdeki İyi Parti bünyesinde çok eleştiri aldım. Ve bu da beni çok yıprattı. Ve bu konuda da daha aslında çok söyleyecek sözüm var. Fakat çok polemiğe de girmek istemiyorum. Benim ismim Numan ama soy ismi Cömert. Her zaman Cömert olarak layık olduğu bir şekilde kesinlikle ve kesinlikle siyaset hayatımda ben 14 yılı aşkın bir Yalıkavak belde başkanlığında, mahalle temsilciliğinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne görev aldım. Siyasetin çok disiplinli olduğunu bilirim ve kuralcılık ve ilkeler bizde önemlidir. Biz önce sevgi, saygı, halkımıza, toplumuza önem veren kişileriz. Onun için hiç kimseyi kırmadık. O geçmiş dönemde, dünden bugüne kadar. Ama işte bazen böyle yollar kesişebiliyor. Fikirler uyuşmayabiliyor. Ve onun için de yani çok fazla da hani çünkü yüze baktığımız bir Bodrum'da bir kesimiz. Mecliste hep yüze bakıyoruz. Onun için çok ben kırıcı olmak da istemem. Kimseyi de üzmek istemiyorum. Ben tekrar buradan İyi Parti İlçe Başkanı Nevzat Kamber'e, değerli Başkan Mehmet Tosun'a ve diğer meclis üyesi arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Onlara başarılar diliyorum İyi Parti'de. Ben de bağımsız olarak bir süre siyaset hayatıma devam edip ve bundan sonraki siyaset hayatımda tabii günler geçtikçe zaman ne gösterir? Tabiri caizse su akar suyunu bulur lafıyla ben kendimi de ona göre siyasete, Bodrum'a, işte belediye hizmetine, bir hizmetkar olarak, Bodrum'da bir meclis üyesi olarak ona göre demeçlerimi burada noktalamak istiyorum. Yani bundan sonra da artık hem belediyeme hem meclis üyesi arkadaşlarıma da kendi adıma teşekkür ediyorum. Ve bundan sonraki gelecek dönemde de hepimize başarılar diliyorum Fatih Bey. Özellikle seçim sürecinde yani 14 ayında 31 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden niye aday olmadınız? Yani sizin sosyal demokrat birisi olduğu bilmiyordu zaten Yalıkavak'ta. Sizin çevreniz zaten o şekilde. Evet. Neden o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olmadınız? Yani farklı adaylar vardı. Ahmet Aras'ın daha sonra adaylığı söz konusu oldu. O da etki. Evet, o etkidir. Şöyle, tabii ki ben sonuçta bir görev aldığım çok uzunca yıllar Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev aldım. Sosyal demokrat ruhuyla ve dünkü patlakta zaten oradan işte bugünlere beni bağımsızlığa taşıdı.
bazı sebeplerden dolayı, hani isimler çok önemli değil, bunu zaten az çok arkadaşlarım da biliyor, kırıldığım noktalar vardı. Bir takım siyasette kırılmalar olunca, işte dünkü gibi, dün neredeyse bugün bakın buradayız gibi, o gün de öyle oldu ve böyle bir karar almıştım. Giren meclis üyesi arkadaşlarıma da saygı duyduğum için ben kesinlikle ve kesinlikle aday olmayacaktım meclis üyesi olarak. Benim 20 gün arabamda dilekçem gezmiştir. Sağ olsun Halil Karahan Başkanım, arkadaşımdır benim aynı zamanda. Abi dilekçeni ne zaman vereceksin, ne zaman vereceksin deyip ben baktım işte yani sevdiğim arkadaşım. Yani şimdi isim olarak da konuşmuyorum ama benim ona bir kırgınlığım olduğu için bireysel olarak ben dedim yokum. Ve yani ben seviyorum o arkadaşımı da. Yani hiçbir şu an problemim yok. Sadece siyasette günlük kırıntılar, üzüntüler, dargınlıklar olabiliyor. Keşke olmasaydı. Ve ben bu netice sonucunda da olmayacağımı Halil Başkanıma söylemiştim. Ve buradan Bodrum'dan şehir dışına gitmiştim. Orada da beni aradılar. Sonra geldim. Hiç yani böyle bir düşüncem yoktu. Biraz da spontane gelişti. Buradan böyle bir teklif gelince, oradan da öyle bir isim karşısına çıkınca dedik ki hadi o zaman yeni bir siyaset açalım. Yeni bir siyasette sayfa açalım. Fakat siyasette yeni bir sayfa açtık ama tabii işte burada da fikirler önemli. Düşünceler önemli. İnsanın tabii ki biz bu ülkenin hep aynı toplumun insanıyız. Tabii ki biz hep birbirimizi seviyoruz. Hepimiz kardeşiz ama biraz hani mezhepçilik konunun içine girince sen şu musun, ben bu muyum falan diyaloglarına girince ben burada biraz dün çok çok kırıldığım bir nokta var. Ve biraz da böyle eleştiriden ziyade bir ne bileyim zor bir şeyin arasında kaldığım için peki, yani sizi çok fazla zorlamıyorum artık ama bununla ilgili mutlaka bunun, bir açıklama yapılacak. Ben herhalde daha sonra yine bir hazırlı bir şekilde açıklamamı yapacağım. Çok da fazla sözlerimi uzatmak istemiyorum. Tekrar tüm Bodrum'umuza, belediyemize, belediye meclisimize, tüm arkadaşlarıma hayırlı olsun, kendime de hayırlı olsun. Hepimize başarılar diliyorum. Ve bu röportajınız için de size Fatih Bey ayrıca teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Biraz spontane oldu. Teşekkürler. Evet, bu açıklamaların ardından aslında hemen İYİ Parti ilçe başkanı bakalım neler söyleyecek. Merhaba. Biz de tabii burada haberi alınca siz istersen elinize tutun. Tamam tabii ki. Haberi buyurun. Alınca biz de tabii şaşırdık. Evet. Ben gidip bağımsız tabelasını görünce tabii fotoğrafını da çektim. Siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi Numan arkadaşımızı tabii 1,5 seneden beri ekip çalışmasına yönlendirmeye çalıştık fakat bir türlü bunu başaramadık. Yani kendisi biraz bu yönde zayıf. Artı siyaseti farklı bir şekilde algılıyor. Tabii kendisine başarılar diyoruz ama şimdi şöyle bir şey var. Yani onun üzerinde 35 bin İYİ Parti oyu var. Ben kendisini ilkeli davranmaya ve meclis üyeliğinden de istifa etmesine davet ediyorum. Bu kadar. Peki, başka bir sorunuz varsa. Çok teşekkür ederim başkanım. Evet, teşekkürler. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanına da soralım bu konuyu. Sayın Ali Karahan, bir küçük sorumuz olacak. Bugün tabii mecliste tabii. Mecliste enteresan bir durum oldu. Evet. Bağımsız üyemiz olmuş oldu. İYİ Parti meclis üyesi Numan Bey istifa ettiğini biz de sonuçta o tabeladan anladık. Evet, siz evet. Neler söyleyeceksiniz? Yani demokrasinin gereği kendi siyasi tercihidir. Kendi karardır. Bizim yorum yapmamız çok doğru olmaz. Hayırlı olsun. Yalnız daha ilgi çekici bir oylama oldu. Onu da Bodrum kamuoyu gördü. AK Partili bir üye, Cumhuriyet Halk Partililer de kentsel tasarım komisyonunda oy verdiler. Türkiye'ye örnek olacak bir davranış. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün çoğunluğu eline alan AK Parti'nin ne kadar zorbaca, ne kadar faşizanca yönettiğini bütün Türkiye görüyor. Bodrum Meclisi de demokrasinin beşiğidir. Bodrum sevginin, barışın, hoşgörünün başkentidir. Çok teşekkür ederiz. Bu özellikle vurguladığınız nokta çok çok önemliydi. Hakikaten demokratik bir seçimde evet. AK Partili hem Milliyetçi Hareket Partili üyelere de hem seçilme hakkı verildi. Evet. Üstelik arkadaşlar, bağımsız bir arkadaşlar geçen dönem uyumlu bir şekilde çalışmışlar. Oy verdiler. Gayet demokratik bir şekilde oldu. Ayrıca
Şeffaflık Komisyonu'nun başkanı da muhalefetten olacak. Geçen dönemde muhalefetti. Muhalefet denetleyecek, muhalefet sorgulayacak, muhalefet bilgiye ulaşacak ve kamuoyuyla paylaşacak. Yani bilgi kirliliğiyle siyaset yapma devri asla Bodrum'da egemen olmayacak. Bodrum Belediyesi şeffaftır, gıda aşı şeffaftır. Herkes her bilgiye ulaşabilir. Ulaşamayan lütfen bize ulaşsın. Eğer ki bir işleyişte, bürokraside, yürütmede bir sorun varsa Cumhuriyet Halk Partisi'ne ulaşır. Derhal bütün bilgiye ulaşır. Kaça kiralanmış, kaça satılıyor, kaça alınıyor, nasıl yürütülüyor gayet açık ve şeffaftır. Ufak tefek sorunlar var mıdır? Elbette vardır. Biz de çözüm için varız zaten. Belediye meclis üyeleri çözüm için var. Yürütme kurulları çözüm için var. Tekrar söylüyorum, Bodrum geçmişte de barışın, hoşgörünün başkentiydi. Tekrar barışın, hoşgörünün başkenti olmaya devam edecektir. Çok teşekkür ederim. Evet, önemli açıklamalar oldu ve böylelikle Numan Cömert'in de artık bağımsız bir üye olarak Bodrum Belediye Meclisi'nde görev yapacağını sizlere aktarmış olduk. Bu yayının başında bu haberi size ileteceğimizi söylemiştik, tiyosunu vermiştik. Şu anda yaptığımız söyleşilerle, röportajlarla da bunu artık netleştirmiş olduk. Bundan sonraki süreç tabii çok daha farklı ilerleyecek. Yapılan seçimler, seçimdeki oylamalarda zaten çok farklıydı. Özellikle encümen seçiminde bu farkı ortaya koymaya, size aktarmaya çalıştık. Anlaşılan o ki siyasette başka bir dönem başladı. Bundan sonra çok daha farklı bir dönem devam edecek. Umarız Bodrum için hayırlı olur. Özellikle Halil Başkan'ın söylediği konu çok önemli. AK Partili bir üyenin de komisyonlara seçilmesi, Şeffaflık Komisyonu'nun başına da muhalefetten bir meclis üyesinin seçilmesi ve seçileceğinin ifade edilmesi çok önemliydi. Bu Bodrum'dan Türkiye demokrasisine ve meclise bir gönderme olarak değerlendirilebilir ve bir örnek olarak kabul edilebilir. Evet, bugünkü yayınımızı biz tamamlıyoruz. Meclis görüşmelere devam edecek. 29 gündemle bugün toplandı. 3 de önerge var. Bundan sonraki önergelerde çok böyle tartışılacak ve sıkıntı doğuracak bir durum da yok zaten. O nedenle biz de yayınımızı burada tamamlıyoruz. Haberleri bodrumgundem.com'dan izlemeye devam edin. Bu konuyla ilgili videolarımızı, görüntülerimizi de yine YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın, esen kalın.